Geçen hafta Antalya'daydık ve Antalya'da uluslararası bir şampiyonamız vardı. Hemen ardından ise bu hafta Kaş'ta bir şampiyonamız var ve yıllardır, aslında birkaç yıldır Kaş'ta yapılıyor bildiğim kadar. Bu serbest dalış Avrupa şampiyonası. Geçen sene de mi siz yine misafir etmiştiniz? Evet, Kaş Belediyesi olarak biz misafir etmiştik. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ali Evren, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü. Bu organizasyonda siz neler yapıyorsunuz? Yani neleri üstleniyorsunuz? Biz buraya gelen sporcularımızın ağırlanması, konaklanması, antrenmanlarının güven içerisinde, huzur içinde yapılması ve onları huzurlu bir şekilde kendi evlerinde hissedebilmeleri için onlara tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gerçekten o kadar güzel organizasyonlar hazırlamışlar ki biz bunu birçok bölgelere gidiyoruz ama gerçekten Kaş Belediyesi'nin mükemmel bir hazırlığıyla karşılaştık. Özellikle yurt dışından gelen sporcular bizim için çok değerli. Çünkü onlar hem misafirler hem de burayı yeni tanıyan bir sürü insanlar var. Hatta ben şunlara şahit oldum. Daha önce gelen yarışmalara bu sefer yanlarında misafirler de getirmişler anladığım kadarıyla. Evet, gerçekten gelenler bir daha gelmek istiyor. İlçemizin güzelliğini gören zaten hani hayran olmaması mümkün değil. Biz de onlara bu misafirperverliğimizi, Türk kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de burada müsabakalara bir gün ara verildi. Ara verildiğinde kültür motivasyon olsun, onlar dinlenmesi için bir günlük tekne turuna çıkardık. Bir gün boyunca beraberiz onlarla. Vallahi hem müsabakalar hem spor hem de mükemmel bir tatil haline geliyor. Gerçekten sporcular da, hakemler de, izlemeye gelen seyirciler de bundan çok çok memnun. Ve herkes açık anladığım kadarıyla hani evet. Biz de gelip rahat rahat sizinle gezebiliyoruz veya izlemeye gelenler de gelebiliyorlar. Aynen, herkesi davet de ediyoruz. Yani burada hem dalmaya da gelebilirler. Burada dalış okulları da var. Yani dalmayı öğrenmek isteyenler de gelebilir. Denizimiz zaten pırıl pırıl. Herkesi Kaş'a bekliyoruz. Kaş başka ülkemizin yurt dışında tanınması için çok önemli bir organizasyon oldu. Gerçekten Kaş'ın dünya standartlarında, dünya kalitesinde bir yer olduğunu bu organizasyonla tüm dünyaya gösterdik. Kaş'ın güzelliklerini, bu sporun Kaş sularında, kendi karasularımızda nasıl organize edileceğini ve dışarıdan gelen yabancı sporcuların ülkemizin bu bölgesinin ne kadar güzel, denizin berraklığının ne kadar güzel olduğunu gördü. Yani ülkemizin cennet köşesini bir nevi tanıttık. Spor böyle. Spor bir ülkenin tanıtımının en güzel şekilde dostluk, sevgi, barış, mücadele, kazanma, kaybetme gibi duyguları bir arada yaşatan bir realitedir. Spor insanları birleştirir ve Kaş bunu en güzel şekliyle dünyaya buradan gösterdi. Herkese merhabalar. Nilüfer Duman ben. Sualtı Sporları Federasyonu'nda 20. yılım. Merkez Hakem Kurulu üyesiyim. Pazar günden beridir burada bulunuyoruz. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve SIMAS'ın düzenlediği 1. Outdoor Avrupa Şampiyonası. Ayrıca aynı anda Kaş Başka organizasyonunda 1.'si düzenleniyor. Salı günü monofin disiplininde 2 tane dünya rekoru kırıldı. Çarşamba günü nofin dediğimiz paletsiz dibe daldılar sporcular ve 2 tane dünya rekoru kırıldı. Bugün antrenman günümüz ve kültür günümüz. Yarın çift palet bifin dediğimiz çift palet disiplininde yarışlarımız olacak. Cumartesi günü de küp apnea yapılacak. Huzurlu ve mutlu bir şekilde de ülkeleri göndereceğiz pazar günü. Burada Avrupa Şampiyonası yapılıyor Kaş'ta, Antalya Kaş'ta. Aynı zamanda Kaş Başka Açık yarışmaları da yanı sıra yapılıyor. Ama Avrupa Şampiyonası olmasının yanı sıra dünyanın en iyileri burada. Dolayısıyla bir dünya şampiyonası yaşıyoruz, ortamı yaşıyoruz. Bizler için inanılmaz bir tecrübe.
Günaydın. Bugün dördüncü gündeyiz. Dördüncü günde ise müsabakalar başlıyor. Bundan önce de vardı ama dün çok güzel bir kültür gezisi yaptılar. Sabah antrenmanlar vardı. Antrenmandan sonra öğlenleyin Kekova'yı gezdik. Birçok bölgeleri gezdik. Ve böylelikle sporcularımız da hem dinlenmiş oldular hem de güzel bir vakit geçirmiş oldular. Bugüne hazırlık yaptılar. Bugün hepsine başarılar diliyoruz. Bugün sabit ağırlık çift palet branşında yarışacağım. 41 metre deneyeceğim ben bugün. Benim için en iyi derecem olacak ama yani çoğu sporcu için basit bir derece aslında. Ama ben bu branşta daha yeniyim. O yüzden elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Günaydın. Bize kendini tanıtır mısın? İsmim Ömer Kurt. Antalya Sağlık Müdürlüğü'nde paramedik olarak görev yapmaktayım. Neler yapıyorsun yani sporcularla ilgili? Siz de teknede mi oluyorsunuz? Tabii ki de. Şimdi biz buraya sporcuların ve katılımcıların medikal tedbirlerini almak için buraya geldik. Müdürlüğümüz tarafından görevlendirildik. Buradaki herhangi bir olası tehlike durumunda, sporcuların hayat tehlikesi söz konusu olduğunda biz hemen anında müdahale ediyoruz. Şu anda zaten bizim acil yardım ambulansımız var, Pajero. Biz teknedeyiz zaten. 3 kişilik bir personeliz, 112 personeli. Teknede herhangi bir sıkıntı geliştiğinde, acil durum söz konusu olduğunda sağ güvenli Zodiac botu var. Ondan destek alıyoruz. Ona koyduktan sonra transportunu sağlıyoruz. Buradaki 112 ekiplerini veriyoruz. Onlar da hastaneye transportunu sağlıyor zaten. Evet, inşallah böyle bir şey olmaz. Güzel bir gün geçer. Sizlere de ihtiyacımız olmaz ama onlarsız da olmaz. Her zaman emniyet birinci planda. Çok teşekkür ediyoruz. Size de Allah kolaylık versin. Sağ olun. Ben bu müsabakada hakemim. Performanslarını sağlayacak olan sporculara ısınma hareketleri için başlarında durup onların güvenliğiyle ilgileniyorum. Güzel rekorlar kırılıyor. Ayrıca ilk defa bu yıl düzenlenen Kaş Başka yarışları da var. Burada genellikle Türk sporcularımız daha güzel dereceler alıyor. Bu şekilde devam ediyor. Şu an Kaş'ta birincisi düzenlenen Avrupa Serbest Dalış Şampiyonası'ndayız. Kaş'ımızda bu tip yarışmaların yapılması hepimiz açısından hem federasyonumuz hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından çok iyi oluyor. Geçen sene de ikincisi düzenlenen Dünya Şampiyonaları Serbest Dalış vardı. Hepsinde çok iyi skorlar elde edildi. Bugün de burada antrenman dalışları var. Yarın 15 metre küp apnea yarışmalarımız olacak. Türk sporcularımızdan da dereceye giren sporcularımız var. Bu bizi daha da bir onurlandırıyor. İnşallah seneye yapılacak olan yarışmalarda altın madalyayı da ülkemize getirecekler. Burada Kaş'ta serbest dalış Avrupa Şampiyonası için ve Kaş Başka Open World Şampiyonası için bulunmaktayım ve Türk milli takımı ile beraber Türk milli takımı temsilen bulunuyoruz. Bu yıl bu organizasyon gerçekten şu ana kadar yapılmış en büyük organizasyon oldu çünkü dünyanın en büyük sporcuları burada oldular ve aldığımız sonuçlar da bizim için çok yüz güldürücüydü. Türk milli takımının, şu an hatırlamadım mı, 10 kadar bir madalyamızı aldık. Sonuçlar güzel bizim için. Benim kişisel olarak gümüş bir de altın madalyam var. Arkadaşlarımın keza öyle. Herkes birer ikişer madalyayı kazandılar. Ve güzel olan taraf şuydu, bu kadar büyük bir organizasyonda ve bu kadar büyük dünyanın sayılı sporcuları arasında böyle bir takım madalya almak onur verici, çok güzel. Bu yarışmaya hazırlanırken öncelikle kişisel olarak yaptığım antrenmanları sağlam tutmaya çalışmıştım. Ardından federasyonun çok büyük desteği, Türk milli takımına ve bizim antrenmanlarımıza, organizasyona ve hali hazırda devam eden destekleri sayesinde
Zaten evimizdeyiz. İnanılmaz güçlü ve hazır hissediyorduk. Zaten bu yüzden madalyalar geldi. Federasyona teşekkür ediyorum. SIMAS'a teşekkür ediyorum. Dünyanın bütün ülkelerinden, birçok ülkesinden buraya gelen çok büyük insanüstü diyebileceğim sporculara çok teşekkür ediyorum burada oldukları için. Thank you all for coming. Kaş başka. Seven, six, five, four, three, two, one. Half time. One, two, three, four, five, six. It's start. Serbest dalış dünya rekortmeniyim. 6 tane dünya rekorum, 50'den fazla ulusal rekorum var. Bu şampiyona 15 yıllık serbest dalış kariyerimin en önemli yarışlarından bir tanesi. Başta federasyon başkanım Sayın Şahin Özen ve antrenörüm Aris Mukas ve ardından bütün takım arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. 2 tane ulusal rekor kırdım ve bunu ulusuma hediye ettim. Bütün ülkelere buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz Türk halkı olarak çok misafirperver bir halkız. Seneye tekrar görüşmek üzere. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, stop time, one. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, he started. Merhabalar, ben Didem Kara, ODTÜ SAS sporcusu olarak bu sene Kaş başka yarışlarında yarıştım. Geçtiğimiz son 2 aydır Kaş'ta antrenman yapıyorum. Geçen sene Türkiye ikincisi olmuştum Küpapnaya'da. Bir önceki sene de Türkiye üçüncüsü olmuştum. Burada Kaş başka'da ilk defa bir branş denedim. O da Nofim branşı ve orada da üçüncü oldum. Birçok dünyadan gelen sporcuyla, serbest dalgıçla birlikte burada yarışmak, onlarla aynı havayı solumak, onların yaptıklarını görmek ve deneyim kazanmak çok güzeldi. Bana çok şey kattı. Özellikle bu sene yabancı bir antrenörle çalışmak, onun geçmişinin sporcu olması ve aynı zamanda iyi bir antrenör olması da bize çok şey kattı. Belki de en iyi milli takım kampıydı bu. Ahengi çok güzeldi.
Yardımlaşma çok güzeldi. Aldığımız dereceler çok güzeldi. Üzüntülerimiz de var ama seneye daha güçlü geleceğimizi düşünüyorum. Bu imkanları sunduğu için teknik ekipteki herkese ve her şeyden önce de Sayın Başkanımız Şahin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Seneye daha güzel, daha güçlü geleceğimizi düşünüyorum. Biz derslerimizi aldık. Federasyonun da desteklerini bekliyoruz tekrardan. Çok teşekkürler. Kaş bir dalış merkezi olmalıdır düşüncesiyle hareket ettik ve geçen yıl şampiyona sona ermeden son gününde 2017 2 ve 7 Ekim tarihleri arasında Kaş'ta Avrupa dalış şampiyonası yapılmasını ve sadece bununla da yetinilmeyeceğini, Kaş başka serbest dalış şampiyonasının da bunun yanında olması gerektiğini düşünerek o gün ilan edildi. Bu yılda 7 Ekim'de yine buraya SİMES Başkanı Anna Anzavora, aynı zamanda Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Sürel, Kaş Kaymakamımız, yine Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen ve Kaş Belediyesi'nin himayesinde bu yıl 2 ve 7 Ekim tarihleri arasında hem Avrupa Dalış Şampiyonası hem Kaş başka serbest dalış şampiyonası yapılmakta. Olağanüstü bir organizasyon, olağanüstü bir spor yapıyoruz. Burada olmak çok güzel. Bu sporun yaygınlaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dalın sağlıcakla. Benim uluslararası olan ikinci yarışmam. Bundan önce, daha önce de federasyonumuzun gençleştirme projesi sayesinde dünya şampiyonasına katılma şansı yakalamıştım. Bu havuz branşında bir yarışmaydı. İlk defa bir derinlik yarışına katılıyorum uluslararası olarak ve ilk defa da madalya kazandım. Federasyonumuzu ben başladığımdan beri genç bir sporcuyum diğer sporculara nazaran. Federasyonumuz bu yüzden bizi çok fazla destekliyor. Daha ileride fırsatlar yakalamamız için bu sene yeni bir antrenör getirdi ve kendisi bize çok şey kattı. Bu yüzden hem antrenörümüze hem de federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, benim adım Oğuzhan Yeşil, 23 yaşındayım. Bu takımın en genç üyesi benim. Aynı zamanda bu turnuvadaki en genç isimlerden birisiyim. Ben Ankara'da yaşıyorum. Normalde sene içinde sürekli havuz antrenmanında oluyorum zaten. Havuz branşından geliyorum zaten ama Ankara'da olduğum için çok fazla derinlik antrenmanı yapma şansım olmuyor. Ama bu sene federasyonumuz sağ olsun çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bize bir imkan sağladı ve burada yarışma öncesi uzun bir dönem kamp yaptık. Bu yarışma benim ikinci uluslararası yarışmam oldu ve ilk defa bir madalya aldım. Yurt dışında çok defa madalya almıştım ama ilk defa bir uluslararası yarışmada madalya alıyorum ve bu benim için çok iyi bir tecrübeydi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz branş, uluslararası federasyon olan SİMAS'ın derinlik jump blue dediğimiz Türkçe karşıladığı küp apnea yarışmasıdır. Küp apnea yarışması, tatlı su veya tuzlu suda suyun yüzeyinin 10 metre aşağısında
kenarları 15'er metre olmak kaydıyla kurulan bir dalış sistemidir. Buradaki parkurda sporcularımız bulunduğu mesafeden aşağı inerek tabelaya dokunurlar ve daha önceden vermiş oldukları mesafeyi tamamlamaya ve üzerini geçmeye çalışırlar. Burada amaç en uzun mesafe gidebilmektir. Hakemlerimiz sporcuların bu performanslarını suyun altında takip ederek tamamladıkları noktada notlarını alırlar ve yüzeydeki hakemleri bildirirler. Herkese merhaba. Bugün son gündü. Son günü de kazasız belasız atlattık. Bugünkü disiplinimiz küp apneaydı. Yani jump loop. 36 sporcuya yakın bir performans vardı. Hava şartları biraz kötüydü fakat yine de performanslar için elverişliydi. Evet, turnuvayı da çok güzel atlattığımızı düşünüyorum. Türkiye olarak yani ayrıca. Kendi hem millilerimiz güzel performanslar sergiledi, hem de diğer yabancı Avrupa ülkelerinden gelen sporcularımız da çok güzel performanslar sergiledi. Dört disiplin de çok iyi geçti. İnşallah bir sonraki turnuvada görüşmek dileğiyle diyorum. Bu arada küp apnea, yani şu mandalla takılan branş, bu son branştı. Bir daha yapılmayacak. Onun da hatırası olarak bunu aldık. Sporcuların performansları buraya yazılıyor. Tabii mandala takıyorlar. Bu da bize hatıra olarak kaldı. Herkese teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Yeni dünya rekorlarına sahne olan SIMAS 1. Outdoor Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası ve Kaş Başka Şampiyonası'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. 5 gün önce sizlere açılış konuşmamda da belirttiğim üzere yeni dünya rekorlarını beklediğiniz Avrupa şampiyonamızı yeni dünya rekorlarına hep birlikte tanık olduk. 18 ülkeden dünyanın en güçlü serbest dalış sporcuları insan bedeninin sınırlarını zorlayarak neleri başarabileceklerini bizlere bir kez daha gösterdiler. Rusya'dan Alexey Marchanov, Hırvatistan'dan Doran Çolak, Slovanya'dan Anelka Artnik, Ukrayna'dan Natalya Jarkova muhteşem derinliklere dalarak yeni dünya rekorlarına Kaş ismini de yazdırdılar. Dünya rekoru kıran bu sporcuları ve yarışmalara katılan tüm sporcuları yürekten kutluyorum ve onlara kuvvetli bir alkış istiyorum. SIMAS bayrağına Federasyon Başkanı SIMAS Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Simon Kurye geliyor. Ve Simon Kurye'de SIMAS bayrağını SIMAS Serbest Dalış Teknik Komite Başkanı Sayın Levent Uçuzan'a teslim etti. 94.4 meters for Başak Tezgah.
ülke düzenlenen kaç başka serbest dalış dünya şampiyonası bugün sona erdi. Güzel ödül törenini kapattık. İşte Levent hocamızı, sporcularımızı tebrik ediyoruz. 1, 2, 3. olan Türk sporcularımızı tebrik ediyoruz. Bizi gururlandırdılar, mutlu ettiler. Başarılarının devamını diliyoruz. Levent hocamıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonda işte haftalardır, hatta aylardır çaba sarf ediyor, emek veriyor. Özellikle başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımıza, Kaş Belediye başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza. Çok güzel geçiyor yarışma. Hava da güzel. Misafirlerimiz de memnun. Dünyanın dört bir yanından sporcularımız gelmiş. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Onları iyi bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonraki yarışlarda tekrar görüşmek umuduyla, nice başarılar temennisiyle herkesi tebrik ediyor. İyi akşamlar diliyorum. Kaş is different. Biliyorum.